Evet arkadaşlar, şimdi bugün çok önemli bir testi size kısaca anlatacağım. Bu nedir? Hemoglobin A1C. A1C testi nedir? Niye bakılır? Yüksekliği ne demektir ve nasıl düşürülür? Önce isterseniz hemoglobin A1C neymiş bir onu e, anlayalım. Şimdi normalde bizim e, vücudumuzda dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri var arkadaşlar. Hadi biz buna tıpta eritrosit diyoruz. var. Şimdi bu Eritrositler arkadaşlar içeriğinde hemoglobin denen bir bileşik taşır. Hemoglobin oksijen taşıyan bölümüdür. Vücutta kan şekeri uzun süre yüksek olursa bu yüksek olan şeker arkadaşlar bu hemoglobine girer. Hemoglobinde birleşerek glikozillenmiş hemoglobin yani hemoglobin A1c şeklini oluşturur. Çok fazla hemoglobin A1C yüksekliği demek vücudunuzda eritrositlerin ömrü kadar sürede kan şekerinizin yüksek seyrettiği anlamına gelir. Yani hemoglobin A1C seviyeniz normalde nedir? 5, 5.5'u geçmez. 5.6 yüzde olarak 5.6 ile 6.4 arası artık pire diyabet yani diyabet öncesi bir durum. Eğer hemoglobin A1C oranınız 6.4'ün üzerindeyse artık diyabeti gösterir. Şimdi kırmızı kan hücresinin ömrü arkadaşlar ortalama 2 ila 3 ay arasıdır. 3 ay yaşarlar. Onun için bu hemoglobin A1c testi de sizin son 3 aylık ortalama kan şekerini gösteren bir test diyebiliriz. Şimdi bu test niye önemli? Bu özellikle diyabet hastalığının tanısında ve tedavisinin izlenmesinde önemli. Şimdi normalde şeker hastalığı şüpheniz var. Bu e, asıl yapılan testlerden biri nedir? Glikozdur, açlık glikoz. ama hemoglobin A1C testi bundan daha önemli. Niye? Çünkü glikoz testi arkadaşlar vücudun hormonal durumuna, günün saatlerine hatta işte aktivite durumunuza göre değişebilir. Hatta bazen kan şekeriniz normal bile olsa siz diyabet olabilirsiniz. Yani kan şekerine bakarak tek başına diyabet denmesi zor. Özellikle normalse. Oysa hemoglobin A1c seviyesi ne demiştim? Son 3 aylık kan şekerini gösterdiği için şeker hastalığı arasında çok daha güvenilir bir test. Bu test için aç kalmanıza gerek yok. Kolunuzdan alınan bir tüp kandan çalışılıyor. 5.7'nin altı olması gerekli. Artık 6.4 ve üzeri ise artık diyabet riskiniz başlamış demektir. Muhtemelen diyabetsiniz. Peki hemoglobin A1c seviyeniz yüksekse ne olur? Bunun tabi e, diyabet riskini gösterdiğini söyledik. Kan şekeri yüksekliği yani hemoglobin A1C yüksekliği, kalp hastalığı, felç geçirme. E, onun dışında damar tıkanıklığı için bir risk arkadaşlar. Böbrek yetmezliğine yol açabilir. Sinirlerde hasar, gözde hasar yapabilir. Yara iyileşmesinde gecikme yapabilir ve enfeksiyonlara yatkınlık yapabilir. Onun için kan şekerinizin yüksek olmasını istemeyiz. Diyabette de zaten asıl komplikasyonlar bu şu şekerin yüksekliğine bağlı. Peki hemoglobin A1c testi yaptırdınız. Bu testiniz yüksek çıktı. Bu seviyeyi nasıl düşüreceksiniz? Şimdi özellikle tip 2 diyabet iseniz arkadaşlar. Çünkü diyabetin de tip, tipleri var. Tip 1, tip 2 diye. Tip 1 diyabette genelde insülin tedavisi gerekli, biraz daha ağır bir diyabet. Tip 2 diyabet genelde obez yani şişmanlarda görülen bir diyabet. Bunda ilaç tedavisi yeterli oluyor ve bir takım önlemler var. Siz ne yapabilirsiniz? Bir kere doktorunuz size bir ilaç verecektir, diyabet ilacı, antidiabetik. Bunlarla kan şekerinizi regüle edecek yani düzenli halde tutacaktır. Onun dışında... Sizin yapacağınız diyet yapmak. Bu diyetten kasıt nedir? Az karbonhidratlı, bol proteinli beslenmek. Onun dışında günde en az 30 dakika olmak üzere hafta 3 gün egzersiz arkadaşlar. Çok önemli. Kan şekerini ve ABC seviyesini düşürmede çok faydalı. Onun dışında sigara içiyorsanız sigarayı kesiyorsunuz. Alkol alıyorsanız alkolü kesiyorsunuz, içmiyorsunuz. Ve kilonuz fazlaysa arkadaşlar kilo veriyorsunuz. Onun dışında bol meyve, sebze ve lif alıyorsunuz. Meyve, sebze ve lif boldur arkadaşlar. Bu lif kan şekerinizi düzenli tutar. E, yulaf özellikle tercih edin. Yulafta bol lif var. Bir takım elementler, vitaminler var. Onun dışında magnezyumu bol tüketin. Magnezyum içeren takviyeler de alabilirsiniz. Tabii doktorunuzun kontrolünde. E, bol kırmızı antioksidan içeren işte büyüksel lahanası bir takım e, meyveler. Özellikle işte Ahududu, böğürtlen, Bunları bol bol tüketebilirsiniz. Yaban Mersin'i. Bol su için günde en az 1,5-2 litre tabii mevsime göre tüketin. E, lifi ihmal etmeyin dedik. Probiyotik yoğurdu yine bol bol tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bu yollarla A1C seviyenizin düşmesine yardımcı olabilirsiniz. Evet. Demek ki A1C diyabet tanısında önemli bir test. Bunun yüksek olmasını istemiyoruz. Düşürmek için doktorunuzun kontrolünde ilaçlar ve saydığım önlemlerle bunu düşürmeye çalışıyoruz. Evet bu konuyu anlamışızdır diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda size hemoglobin testini anlatacağım. Ee, o videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.